arkadaşlar. Ankara Us Atölyesi olarak bugün Teoloji Atölyesi üst başlığı için toplandık. Bugün Ankara Us Atölyesi için çok değerli bir isim. Ülkemizin gerek entelektüel dünyası, gerekse düşünce dünyası için çok çok kıymetli bir isim. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamızla Ankara Us Atölyesi'nde bugünkü programımız üçüncü gerçekleştirdiğimiz program olacak. O yüzden hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vakitlerini bizim için ayırdıklarından dolayı. Konumuz insan varoluşunun sınırları ve imajinatif gerçeklikler. Programımız 1,5 saat civarında sürecek. İlk kısımda kıymetli hocamız konuşmalarını gerçekleştirecek. İkinci kısımda katılımcılarımıza ayırdığımız soru cevap veya düşüncelerini ifade edebilecek kısım başlayacak. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Söz size. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkes hoş geldi. Geldiğiniz için size ben şöyle bir dua yapıyorum. Benim konuşmalarıma gelenler cennete kuyruğa girmeden girsinler. Çok uzun bir kuyruk olacağı için. Allah sağlık ve afiyetinizi daim etsin de sürekli gelin, birlikte fikir yürütelim. İbrahim Hocam teşekkür ediyorum davet için de, bu platformu sağladığın için de. Pandemiden sonra özledik yüz yüze, değil mi? Yani ikinci, üçüncü herhalde bu tür etkinlik yüz yüze. Onun dışında online gidiyor. Biz şu anda planlama yapıyoruz, ben planlamalar yapıyorum. Online. Hala devam online. Şimdi bu akşamki sunumumuz arkadaşlar, biraz ağır bir sunum olabilir bu. Konu başlığını dikkatli okudunuzsa, oradaki kullandığım kavramsal içeriklere teker teker bakarsanız, özellikle bir tanesi imajinatif gerçeklikler ifadesi bize yeni. Daha önce duyan var mı imajinatif gerçeklik diye bir kullanım yok. Onun üzerinden biraz durmak istiyorum. Ondan önce de insanın varlığı ve varoluşunun sınırları ifadesi. Şimdi bu aslında kendi içerisinde aşmamızı, nasıl aşacağımızı tartışacağımız paradokslar içerdiği için biraz yorucu gelebilir, canımıza sıkabilir. O da şu, başlıktaki kelimeleri azıcık analiz edelim. Ne onlar? Mesela imajinatif gerçeklik dediğim şu. İmajinatif kelimesini Türkçe'ye tercüme etmek isterseniz Arapça bir kelimeyi orada kullanacağım. Muhayyer. Muhayyer. Mevhum değil. Yani bir vehim değil. Bir insan vehmeder mesela. Diyelim ki eşinin kendisine aldattığını vehmeder. Davranışlarından vesaire kendi kendine kurar. Bu vehim zihinseldir ve dış dünyada bir karşılığı yoktur. Muhayyel olabilirdir. Bir hastalık değildir yani. Vehim bir hastalıktır. Vehim bir hastalıktır. Zihin halidir. Muhayyel dediğimiz şey aslında gerçekleştirmeyi planladığınız ve insanlarla paylaştığınızda benim böyle bir hayalim var dediğinizde önce size gülebilir. Aslında olmayacağı için değil, sizin onu gerçekleştiremeyeceğiniz için. Yoksa onu gerçekleştirenler var. Yani ben bir uzay aracı yapacağım ve Ay'a gideceğim. Yahut bir astral seyahat gerçekleştireceğim deseniz bunu size gülebilir. Aslında bu olayın kendisine gülmüyor. İmkanına ve ihtimaline gülmüyor. Çünkü bunu yapıyorlar. Ben tarihin akışını değiştireceğim kardeşim dediğiniz zaman bu hayal kardeşim diyebilir. Hayal dediği olayın kendisi değil. Seninle olan bağlantısı hayal. Onun için imajinatif gerçeklikler. Örnek. Tarihin akışını değiştiren bu tür olaylarda Gordion'un düğümü gibi felsefede impasse dedikleri bir çıkmaz. Gordion'un düğümü gibi bir çıkmaza girilir. Sonra birisi gelir onu çözer. Düğümü keser, çözer ve felsefenin akışı değişir. Ne gibi? Hep varlığı varlık 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 derken diyelim Descartes geldi. Düşünce, düşünce, düşünce demeye başladık. Doğru mu?
Cogito ergo sum'la beraber o bir gordiyon düğümü kesilmesidir. Ya da Kant'la birlikte bir akıl, yargı gücünün, yargı gücü dediği pratik felsefenin yani, yargı gücü orada dediği sonunda yargıya vardığınız, yani sizi eyleme götüren bir yargıya vardığınız, yargı gücü o. Hüküm ya da yargı gücü. Yeni bir şey. Ya da saf aklın eleştirisi yeni bir şey. Akıl üzerinden bu da bir gordiyon düğümü kesilmesidir. Ahlak felsefesi olarak Batı'da akışı değiştiriyor. Bizde İbn Sina öyle bir şey yaptı vesaire. Bunun son toplumsal tarih açısından bakarsanız, toplumsal tarih dediğim daha çok sefalet çeken halkların, insanların tarihi. Yani tarihten bahsetmiyorum. Mesela bir siyasal tarihten bahsetmiyorum. Siyasal tarih daha çok elitlerin, yönetenlerin tarihidir. Toplumsal tarih daha çok yönetilenlerin tarihidir ve bu yeni bir kullanımdır. Yani 70-80 senenin gerisine gitmez. Şimdi bu konularda bahsederken mesela son dönemlerde biz kim akla gelir? Bir sosyolog, bir Yahudi, Alman kökenli, İngiltere'de yaşamış, büyük sakalları var, kabarık saçları var. Karl Marx. Karl Marx akla geliyor. Şimdi Karl Marx'ın kullandığı, onun okup eğer ilgi duyanlar varsa öneririm, Erich Fogel'in diye bir adam çok ciddi Marx eleştirisi yapıyor ve onun üzerinden siz Marx'ın nasıl Hegel'den bir gnostik damarı aldığını, ben bilinci dediğimiz, çünkü ben bilinci maddi bir şey değildir. Oysa Marx dış dünyaya, materyal olana hep odaklanır değil mi? Maddi dünya. Ama o maddi dünyayı dönüştürecek olan ben bilincini Hegel'den almıştır. Dolayısıyla Marx'ın ruhu Hegel'dir. Zaten doktora tezi de Hegel üzerine biliyorsunuz. Şimdi Marx bir şey söylüyor. Devrim yaratmak istiyoruz diyor ama devrim yapacak adam ne yapacak? Öldürecek, doğru mu? Ya proletaryanın devriminden bahsediyor. İşçi sınıfının, ezilenlerin, sefalet içinde yaşayanların devriminden bahsediyor. Bu adamları öldürecekler. Normal şartlarda bir adamın bir adamı gidip öldürmesi mümkün mü? Dindar bir adam da öldürmez. Yani normalde bir insanın fıtratı bir başkasını öldürmeye elverişli değildir. Doğru mu? Ama öldürüyor. Şimdi Marx diyor ki, otopoiesis diye bir kelime kullanılıyor, otopoiesis ve Marx'ın kullandığı ifade, kan şehveti yahut kan zehirlenmesi diye bir şeyden bahsediyor, bu Marx'ın ifadesi. İnsan öyle bir kan şehvetine müptela olmalıdır ki durmadan öldürmelidir. Bir tane öldürdü, kesmiyor. 2, 3, 4, 5 durmadan öldürme, buna alışmalıdır. Ve o insan normalde öldürmeyecek olan bir insan öldürmeye alıştıktan sonra ona biz artık ikinci bir doğa vermiş oluruz. Normal doğası değil bu, ikinci doğasını vermiş oluruz ve o adam tarihsel bir şahsiyete ancak böyle dönüşebilir ve tarih öyle bir adamı kaydedebilir, diğerlerini değil. Ve ancak o adam devrim yapabilir. Otopoiesis, yani bir insanın kendi kendini var etmesi. Toplumdan ve tarihten bağımsız olarak. Şimdi şunu hatırlayın. İnsanın varlığının ve varoluşunun sınırları. Başlığımızda onu söyledik. Arkasından muhayyel yahut imajinatif gerçeklikler dedik. Marx'ın imajinatif gerçekliği ne? Kurguladığı gerçeklik ne? Ben normal bir adama ikinci bir doğa, kana susayan, hatta kan zehirlenmesi, kan şehveti dediğimiz ikinci bir doğa vereceğim. Onun üzerine bir devrim yaratacak. Bunu ilk duyduğunuzda size çok muhayyel gelebilir, çok imajinatif gelebilir. Peki bu oldu mu? Oldu. Alman köylü isyanlarına bakarsanız, Rusya'ya bakarsanız, hatta Çin'e bakarsanız, hatta bugün dünyaya bakarsanız, Marx'ın hala bugün bir kıymeti harbiyesi var. Teorilerinin bir karşılığı var. Demek ki muhayyel olan ne oldu? Gerçeğe döndü, hayal olmaktan çıktı. Peki, insan varlığının ve varoluşunun sınırları dediğimiz noktada insanı sınırlayan nedir? İnsanı sınırlayan nedir?
Harika. Madem, şimdi hanımefendi diyor ki, madem teoloji atölyesindeyiz, insanı sınırlayan olsa olsa günah olur. Doğru. Doğru. Ama günah kavramı sizin dünyanızda varsa sizi sınırlar. Yoksa yoktur. Başka bir ifade hep kullanılır, söylenir. Kağıdın olmadığı bir ülkede kağıt parayı kimseye veremezsiniz. İsterseniz gidin, 1000 euroyu koyun eline, al sana. Hiçbir kıymeti yoktur ki, kağıt yoktur. Şimdi bir adamın zihninde günah yoksa ona hiçbir günah, hiçbir bir, değil mi, kesmez. Bizi ne sınırlar? Kendi yüzünden. Kendisi. Ha, güzel. Bir, kendimiz sınırlı ve sonlu oluşumuz, bunu biz idrak ediyoruz. Ben bilinci dediğimiz şeydir aslında bu, ben bilinci. Kendimize ilişkin bilincimiz nedir? Sınırlı ve sonluyuz. Unutmayınız, Kant felsefesinin en temel prensibi şudur. İnsan sınırlı ve sonlu bir varlık olduğu için Tanrı'ya açık. O Tanrı ifadesini aslında o dışarıya açıktır der. Ama dışarı kastettiği Tanrı'dır. Yani bizim dışarıya açıklığımız sınırlı ve sonlu oluşumuz gerçeğiyle alakalıdır. Önce bilebileceklerimiz sınırlıdır. Doğru mu? Sınırlı olduğumuz için bilebileceklerimiz sınırlıdır. İki, yapabileceklerimiz sınırlıdır. Hatta yapmadan önce düşünebileceklerimiz sınırlıdır ama düşünme sınırı ile bilme sınırı aynı değil. Muhammed İkbal ve Gilles Deleuze'de çok açık ve net olarak vardır. Düşünme ile bilmeyi, düşünce ile bilgiyi, bunlar kesin olarak birbirinden ayırırlar. Bilgi dediğiniz şey basit bir şeydir. Nedir bilgi? Bu insanlara göre. Bilgi, insana hayatta karşılaştığı sorunları çözme kabiliyetini kazandıran bir şeydir. Bir sürü tanım yapabilirsiniz de, kabiliyet kazandırır bize bilgi. Bir düşünün lütfen, bütün alanlardaki bilgi, kabiliyet geliştirirsiniz ve sorun çözersiniz. Bitti. Bütün o bilgilerin, o sorun çözmelerin hangi amaca yöneldiğini bilgi size sordurmaz. Onu düşünce sordurur. Yani işin içerisine amaç girdiğinde artık düşüncedeyiz. Ve bilgi sadece temsil eder. Yani şu mikrofonu size anlatır. Temsil eder. Dünyayı anlatır, çantayı anlatır. Doğru bilgi verir ve hakikat peşindedir. Tamam. Düşünce yeniden var etme peşindedir. Temsil peşinde değil. Sadece anlatayım, tamam. Hayır. Bu temsildir. Düşünce yeniden var etme peşindedir. Onun için adını verdim. Muhammed İkbal'in kitabının adı neydi? Reconstruction of Religious Thought in Islam. İslam'da dini düşüncenin yeniden yapılanması eserinde kullandığı ifade düşünce. Dini bilgiden bahsetmiyoruz. Dini bilgi nedir? Dini bilgi bugün bizim 1400 diyelim, 50 yıldır felsefe olarak alırsanız 2500 yıldır. Tarih olarak alırsanız çok daha geriye doğru gidin. Bütün o birikimin adı bilgidir. Düşünce değil, orada düşünce yok. Oradan aldıklarımızı, yani şu bardağı doldurduğunuz bilgi, bu taştığı anda, size ait olarak taştığı anda düşünce gerçekleşmiş olur. Bu bir anlamda hikmete denk geliyor. Bizdeki hikmete biraz yakın. Şuna şöyle bir bağlantı kurulabilir. Bilgi ile pratik, praksis arasında biliyorsunuz bir birleşim meydana getiriliyor. Yani bir bilgi sadece bilgi midir? Yoksa o bilgi bize bir şey yaptırsın diye mi bize verilir? Mesela kutsal kitaplarda. Kur'an-ı Kerim bize 600 sayfalık kitap bir bilgi mi veriyor? Sadece bilgi midir? Buna biz enformatif karakteri diyoruz. Bilgi verici karakteri. Yoksa her söylediği şeyi aynı zamanda size bir şey yaptırmak mı istiyor? Performatif karakteri mi esastır? Enformasyon ve performatif karakteri, bilginin ve yapmanın bir araya geldiği, bütünleştiği kelime Aristo'da hatırlayacaksınız, pronesis'tir. Pronesis aslında
nedir? En büyük erdemdir. Bilgi tek başına erdem olarak tanımlanmıyor. O bilgi sizde bir şey yaptırdığında erdemdir. Hikmet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ayette ifade ediliyor. فَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Her kime hikmet verilmiş de kendisine çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Hikmet yani bilginin ve eylemin birleştiği bilgi ve eylem, teori ve pratik. Tersinden de olabilirsiniz. Pratik ve teori. Bu ikisi çünkü hep tartışılır. Hangisi öncedir? Size sorayım ben. Teori mi, pratik mi? Teori. Şimdi teori önce olsaydı bu soruyu sormazdım ben. Hoca bunu sorduğuna göre, bu hocaların böyle kötü adetleri vardır. Çok bilinen bir sorunun yani cevabı soruya dönüştürüp soruyorlarsa anlayın ki orada bir bit yeniği var. Teori mi önce, pratik mi? Pratik. Ya. Abi bana bu kadar güvendiğiniz için size teşekkür ederim. Anında fikir değiştiriyor. Şimdi, Hazreti Ali'nin bir sözü hep aktarılır. Basit bir cümle ama içeriği çok büyük. Nasıl yaşarsanız öyle davranmaya, düşünmeye başlarsınız. Yani teori pratik değil, tam tersi. Pratiğiniz yaşamınız, düşünme formunuzu belirliyor. Bunu Yusuf peygamberle ilgili ben yazdım. Küçük yayınlamadı da yazdım. O da şu. Peygamber, Yusuf peygamberin hikayesini okursanız krala gidiyor. Diyor ki beni yeryüzünün hazinelerine vezir yahut onlardan sorumlu kişi, bakan, ne derseniz yaparsan benim çok iyi bir insan olduğumu görürsün. Ya da başka bir ayet, bizim yolumuzda gayret gösterenlere, şimdi başka bir ayet, bizim yolumuzda gayret gösteren, yani yapanlar, çaba sarf edenlere biz yollarımızı gösteririz. Şimdi normalde önce bana doğru yolu göster, sonra ben o doğru yola gireyim, yapayım. Öyle değil, ayet tersini söylüyor. Gayret sarf edenlere, çaba gösterenlere biz yollarımızı gösteririz. Bildiğimizin tersi. Bu biliyorsunuz Mao da böyle. Çin'de Mao da böyle. Mao o komünist, Marksist teoriyi biraz tersine çevirdi. O pratik teoriyi belirler dedi. Yani önce pratik gelir, yaşam gelir. Hazreti Ali'nin sözü de aynı içerikte. Şimdi şunu özetle burada. Eylemsiz, amelsiz, pratiksiz bir düşüncenin karşılığı nedir bizde? Hiçtir. Yani dersiniz ki ya hocam fikrin bir değeri yok mu yani? Biliyorsunuz, yine Marx'tan örnek vereyim ben size. Çok derin bir tartışma orası. Derinliğine girmenin imkanı yok bu akşam ama filozofları eleştirirken meşhur sözü, filozoflar dünyayı hep yorumladılar. Oysa onu değiştirmek gerekirdi. Ben bunu birkaç yerde yazdım. Peygamberlerle filozoflar arasındaki fark nedir sorusunu sorarsanız. Filozoflar zihin egzersizi yaparlar. Zihin egzersizi doğru olarak, yani haklıdır, felsefe bir zihin egzersizidir. Dünyayı değiştirmek gibi, tamam ahlaktan bahsederler, yani ahlak felsefesi de yaparlar. Ama hiçbir filozof kendisine böyle bir misyon biçmez. Oysa peygamberler tam tersi. Peygamberlerden kimse felsefe yapmalarını beklemiyor. Onlar söylediklerinin içerisinde aslında bir eylem var. Yani fikrin kendisi eylem. Uygulayacağı. Fikrin kendisi eylem içeriyor. O enformatif ve performatif karakter dedim ya, burası çok önemli. Yani bir peygamberin fikriyle bir filozofun fikri arasında ne fark var derseniz, filozofta fikir, yani düşünce, tefekkür, düşünceyle o düşüncenin yaratacağı eylem ayrı ayrı tartışma konusu edilir. Peygamberlerde öyle değildir. Peygamberlerde, daha doğrusu
Kur'an metni, kutsal kitabın metni içerisinde öyledir. Fikir içerisinde eylemi ündemiştir. Örnek. Mekke'de Hazreti Peygamber'in Fekkü Rakabe diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Beled suresinde geçer. Sloganik bir ifade olarak düşünürseniz bunu Fekkü Rakabe, kölelere özgürlük demek. Fekkü Rakabe. Tamam. Şimdi kölelere özgürlük bir fikir değildir sadece. Bu şu demek. Köleniz varsa özgürleştireceksiniz. Köleye, köleliğe, köleciliğe, köle ticaretine karşı çıkacaksınız. Demektir. Her türlü kölecilik. Yani karnı tok olmayan bir adam da arkadaşlar başkasının kölesidir. Bu kölelik dediğimiz öyle tarihsel bir olay değildir. Hep şu söylenir ya, Kur'an-ı Kerim burada kölelere özgürlük dediğine göre, bu demek o dönemde köleler vardı. Köleler vardı. İşte Roma'da da köleler vardı. Yani var olan bir kuruma söylüyor bunu. Bence Kur'an'la ilgili en büyük bence yapılan yorum hatalarından bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'i bir kurumsal, tüzel kişiliklere sanki söylüyormuş gibi. Tüzel kişilikler değil, gerçek kişilere söylüyor, sana bana söylüyor. Dolayısıyla orada verilmek istenen öncelikle bir zihin temizlemesi, yeniden bir zihin formatlaması. O şudur, bir insanın kendi ben dediğin zaman bile, bakın ben dediğin zaman bile bir mülkiyetten bahsediyorsun. Ben. Yani ben. Biliyorsunuz Muhammed İkbal'in Esrar-ı Hodi, Benliğin Sırları diye bir kitabı var. Benliğin Sırları. Bütün felsefesi benlik üzerinedir. Neden? Çünkü o ben, yani mülkiyet iddiasında bulunan ben, bazen ailenin, bazen toplumun, bazen dinin, bazen ideolojinin kurbanı olur. Çünkü onlar hep bizdir. Aile biz der o beni bazen. Öteler, iteler. Mahalle sen bize aitsin, böyle konuşamazsın der. Devlet aynı şekilde bu otoriter yapıların o ben üzerindeki baskısını sınır, bak sorumuzu, söylediklerimin tamamını lütfen o üst başlıkla irtibatlandırın. İnsanın sınırlılıklarından bahsetmiştik. O bir anlamda insanın çarptığı duvarlar anlamındadır. Duvarlar. Geliyorsunuz bir duvara çarpıyorsunuz. Ne duvarı o? Biz duvar. Biz duvar. Biz böyle yapmayız. Biz kimiz? Ya mesela biz böyle giymeyiz. Biz böyle demeyiz. Ya siz kimsiniz? Biz kimiz? Ben ve biz arasındaki ilişkide ben eğer özgür değilse, özgür bırakılamıyorsa biz boşuna konuşuyoruz. O demin söylediğim düşünce üretecek, yani yeniden yapılandıracak. Bir insanı sen daha başta var edemiyorsan ki o baş dediğim şurasıdır. Hep şöyle söylenir, insan en büyük amaçları odaklansa bile bir defa hareket ettiği yere gömülüdür. Oradan çıkması gerekir öncelikle ve ilk gömülü olduğumuz yer ailemiz. O ailede seni anne baba, bizim kültürümüz buna çok müsait, patriyarkal, babaerkil bir kültürdür. O da yetmedi. Sadece patriyarkal, patrimonyal değil, matrimonyaldır de. Yani iki taraftan kıstırılırsınız, anneniz de babanız da. İki taraftan kıstırır. Ailede özgürlüğünü, ben bilincini kavrayamamış, kendisini ispat edememiş bir insan, çok zor bu dediğim, yani o sınırı, o duvara çarpan ve geri çekilen bir insandan korkun yani. Bu ya çok ileride, çok ileri anarşist düşünceler geliştirecektir agresif olarak ya da pısıp kalacaktır yani. Pendulumun yani sarkacın iki ucunda olacaktır o, inanın. Ama o benim, bizden özgürleşmesi gerçekten dini toplumlarda, gelenekli toplumlarda, otoriter yapılarda çok kolay değil. İlk çarptığımız duvar olur. Şu söylediğimi lütfen dikkate alınız. Bir iki ay falan oldu bir İran gezimiz vardı. İki ay oldu mu Tuğba? Mayıs sonuydu doğru. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet, üç ay olmuş. Bir kurumun başındaki zatı ziyaret ediyoruz. Adam çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki, bir dağcı daha yeni sıfırdan dağcılığa başlayan bir adamın arkasındaki fotoğrafta Everest vardır.
en yükseğe çıkmak istiyordu. Doğru mu? Şimdi bütün insanların zihninde eğer bir ufuk kararması yoksa, ufku karartılmaması, bir insan en yükseğe çıkmak ister. Bu en yüksek dediğimiz, mutluluğun en yükseği olabilir, maddi manevi. Yüksek, en yüksek, yani ufku nereye varıyorsa. Demişler ya işte, kral aralarında çocukları mı, kral mı, sen kral olursan ne yapacaksın diye tartışma yapıyorlarmış. Birisi demiş, ben kral olursam soğanın cücüğünü yiyeceğim demiş. Adamın bütün ufku soğanın cücüğünü yemekmiş. Siz soğanın cücüğünü biliyor musunuz? Yani adamın ufku bu kadar. E bırak o da tamam, o da soğanın cücüğünü yesin. Ama Everest bir insanın, bir dağcının koyabileceği en yüksek zirve Everest'tir. Çıkar ya da çıkmaz. Kırgızistan'ı geziyordum. Kırgızistan'ı belki bilmezsiniz. Dünyada dağcıların, dağ tırmanışlarında kategoriler var, zorluk kategorileri. En zor dağlardan bir kısmı Kırgızistan'da ve muhteşem bir ülke. Muhteşem. Yani o bölgenin en dağlı ülkesi, Karadağ gibi, Montenegro gibi dağlı bir ülke. O dağlardan birisinin eteğine gittik. Adam bize gösterdi, hocam dedi, şurada ne görüyorsunuz? Ne görüyorum orada dedim. Dağcıların mezarlarını görüyorsunuz. Dağa tırmanmak için, dağcılık için oraya gelenlerden düşüp ölenleri oraya gömmüşler. Yani dağcıya hem dağa tırmanmaya başlarken önce bir sağa bakar mısın abi diyorlar. Hem onu görüyor, hem de o onuru yaşamanın arzusu var içerisinde. Şimdi bir insan, insan olarak sınırlılıklarımız nedir? Şimdi sınırlılıklarımız bir, şunu söyledik, bir, neyi bilebilirim? Sorduğun zaman sınırlıyız. Neyi düşünebilirim? Sorduğun zaman sınırlıyız. Ne yapabilirim? Sorduğun zaman sınırlısın. Ve bizim dışımızda iki kategori, zaman ve mekan. Mümkün olduğu kadar aşmaya çalışıyoruz. Hep verdiğim örnek şudur. İnsanın ayakları, yürümesi, koşması sınırlıdır. Bu sınırlığı nasıl aştık? Uçaklar yaparak, roketlerle. Aştık mı? İnsanın görmesi sınırlıdır. Teleskoplarla bunu aşmaya çalıştık. İnsanın düşünmesi sınırlıdır. Kavramlar yaratarak aşmaya çalıştık. Metafizik bunun için vardır. Kavramlar yaratarak. Zihinsel bütün kategoriler bizim varlık sınırlarımızı, varoluş sınırlarımızı genişletmenin yollarıdır. Ama zaman ve mekan bizi sınırlayan kategoriler. Tamam, bunlar doğal kategoriler. Bakın, ne bilebilirim, ne düşünebilirim, ne yapabilirim? Zaman, mekan kategorileri çok doğal. Fakat geldik başka sınırlayıcı kategoriler. Nedir onlar? Tarih ve toplum. İçinde bulunduğunuz tarih ve toplum aslında sizin içinde bulunmadığınız tarih ve toplumdur. Dikkat edin lütfen. Şimdi içinde tarih ve toplum bizle birlikte mi var, bizden ayrı mı var? Yani biz onun bir parçası mıyız? Yapıcı bir parçası mıyız yoksa ondan müstakil miyiz? Hem parçası ise müstakil. Aslında geçmişe doğru bakarsanız, tarihi geriye doğru sararsanız, bizden bağımsız ve parçası ne biz, yapılan parçasıyız. Maruz kalan parçasıyız tarihi, geçmişe bakarsanız. 100 yıl önce çıkan, diyelim ki, Birinci Dünya Savaşı'nın maruzları, yani Birinci Dünya Savaşı'nda olup bitenin sonuçlarını kim yaşadı? Almanlardan gitmesi. Almanlara bakarsanız adamlar dediler ki Birinci Dünya Savaşı'nda bu adamlar bizim boynumuza bastılar, onurumuzu kırdılar. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardılar, onurlarımızı kurtaralım. Doğru mu? Gitti 60 milyon insan Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nda öldü. Bu adamlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu yaşadılar. Maruz kaldılar ona. Gelecekle ilgili ise insan tarihin maruzu değil, tam tersi yapıcısıdır. Yani tarih, geleceğe dönük de tarihtir. Bunu bir arkadaşla ben tartıştım, ben yazdığım bir şey bu. Dedi, tarihi dedi yanlış kullanıyorsun.
tarihçiler de sana itiraz ederler, bir tarih profesör arkadaşımız. Tarih dediğin geriye dönük anlatımdır dedi yani. Geriye dönük anlatım. Gelecek tarih olmaz dedi. İtiraz ettim ben de. Biliyorsunuz İbni Haldun'da tarih felsefenin alt branşıdır. Neden? Çünkü olayların sebeplerini ve sonuçlarını tartışır. Dolayısıyla sebeplere etki edebiliyorsanız tarihi siz yapıyorsunuz. Aksi takdirde sadece sonuçlara maruz kalıyoruz. Onun için İslam tarihi, Türk tarihi, Osmanlı tarihi, yakın Türk tarihi ne kadar bizim tarihimiz? Maruz kaldığımız için bizim tarihimiz. Ama sebepleri içerisinde biz yokuz. Etkin özne olarak biz yokuz. Ama bundan sonraki tarihin aktif özneleri biziz. Bizim yaptığımızı çocuklarımız, torunlarımız yaşayacak. Onun için buna Theology of Hope diyorlar. Umut teolojisi. Umut, Almanların meşhur bir ekolü akımıdır. Umut teolojisi. Ayet-i kerimeyi ben oraya uyarlıyorum. Duha suresinde geçiyor. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Geleceğiniz geçmişinizden daha hayırlı olacaktır. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Geçmişten daha hayırlı olacak. Bu şu demek. İşte gelecek tarihi, gelecek yaşamı, gelecek yaşam ahireti kastetmiyoruz. Bundan sonraki tarih siz aktif olarak, etkin bir özne olarak kendinizi öyle görürseniz ancak arkadaşlar, ya ben kimim ki? Ben ne kadar etki edebilirim ki? Dediğimiz anda zaten bu iş bitti, o olmaz. Oysa biz şöyle bir cümlemiz var. Bir televizyon programı yapmıştık bu Ramazan'da. Hocam çarpıcı bir cümle kuralım. Öyle ilan edelim programı falan dedi arkadaş. Dedim yaz. Sen yoksan dünya bir eksik. O çok romantik oldu hocam. Ya dedim romantik olsun ama bu gerçek tarihsel olarak da. Bu böyle sen yoksan bir eksik. Tarihin akışını değiştiren insanları çıkarın. Ya o insanlar öyle dolmadılar ya. Kendilerine bir misyon biçtiler. Kendilerine bir misyon biçtiler. Onun için şimdi bu bir insanın ister düşünsel anlamda, ister bilgisel anlamda, ister eylemsel anlamda bir şey yapabilmesi için öncelikle kendine malik olduğunu, yani tam özgür olduğunu, oradaki maliklik tam özgür olduğunu bir defa kabul etmelidir. Gelir ki yine Marx'a geldim. Özgür irade maddenin henüz madde olmamış halidir. Çünkü istediğin zaman yapıyorsun. Yani madde dediği eylemdir, yapmaktır. Yapmanız için önce istemeniz gerekir. Doğru mu? Onun için irade henüz madde olmamış bir şeydir. Ama madde olacak. Oradaki madde materialize olarak düşünün. Maddi bir forma bürünecek. Şöyle düşünün, ben bir yerde yazmıştım da, rahmetli bir Turgut Tirali, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim büyük bir insan. Dedi ki, hocam dedi, kitabı okudum dedi, bir cümle beni dedi, vurdu dedi yani. Nedir dedim o, şöyle yazmışsınız orada diyor. Susamış bir insana ne kadar sudan bahsetsen nafile. Suyun özelliklerinden bahset, nereden geliyor bahset, kimyasından bahset. Susamış bir adama yapabileceğin en iyi şey ona bir bardak su vermektir. Bunu yazdım. Şimdi bu bilmek ile yapmak arasındaki fark. Yani sen istediğin kadar zekattan, istediğin kadar sadakadan, istediğin kadar fakire fukaraya vermekten bahset. Vermedikten sonra bunun bir anlamı yok. Doğru mu? Bir anlamı yok. Yani senden birisini abi açım ölüyorum bana bir ekmek lokma işte şey ver. Allah versin. Adamın karnı doymadı. Allah vermeyecek iyi biliyorsun. Seni arayacak bir şey orada Allah. Halil Cibran'ın Ermiş kitabında bu çok açık yazar. Çok açık yazar. Yani sen orada aracısın ve aracı olmak için seçilmeye layık mısın ona bak diyor.
aracı olarak seçilmeye layık mısın ona bak. Seni seçen, seni seçmiş de sen layık mısın? Ben ürperdim. Yani o cümleyi okuduğumda ürperdim. Herhangi iyi bir şeye aracılık ettiğimizde ben layık mıyım diye bak. Bu aynı zamanda yararlandığım insanların isimlerini anmak istiyorum ben. Bir şükran vesilesi olsun. Hangi dine, inanca ait olursa olsun fark etmez. Abraham Joshua Heschel diye bir adamın örneğini hep veririm. O adam ömrünün sonuna kadar Amerika'da yaşamış bir Yahudi, Almanya'dan kaçmış gitmiş oraya bu soykırım sırasında. Çok yazan, çizen bir adam. Çok kitabı var. Ama adam sonunda, ömrünün sonunda diyor ki ben diyor bütün ömrümü yanlış bir teori, yanlış bir arayışın peşinde koşturmuşum diyor. O da şu, zannettim ki tarih insanın Allah'ı arayış tarihidir. Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Allah işte evrenin içinde midir, dışında mıdır, nasıl ederiz? Hep Allah, biz onları okuduğum için diyor adam. Zannettim ki insanın arayışıdır tarih, Tanrı'yı arayışıdır. Ta ki peygamberler tarihini okumaya başladım, anladım ki aslında tarih Allah'ın adam gibi adamı arama tarihidir. Allah bir adam arıyormuş. Ha şimdi birisi sosyal medyada yazmış benim bir paylaşımın altına, hocam eminim ki siz Allah'ın aradığı adamlardan birisiniz. Dedim tamam, seni şahit olarak götürürüm öbür tarafta, bak böyle bir beyan var. Şimdi Allah'ın aradığı adam gibi düşünmek, bilmek, düşünmek ve davranmak. Müthiş bir rafine durum, müthiş bir hassasiyet, duyarlılık gerektirir değil mi? Yani böyle bir adam kimseye zulmetmez ya, haksızlık yapmaz. Doğru mu? Ya, haksızlık yapmaz, hak yemez. Çok hassas bir terazi vardır onda ya, çok hassas bir terazi vardır. Eğer böyle düşünürse, bunu bilirse ve kime denk geleceği bilinmez. Bu şu örneği hep veririm. Şimdi Hazreti Musa örneği beni çok çarpmıştır. 18-19 yaşlarında katil olmuş Hazreti Musa. O zaman Hazret değil yani, Musa. Sonra kaçmış Mısır'dan. Ve Şuayb, peygamberin biliyorsunuz kızıyla evleniyor. 10 yıl kadar beraber yaşıyorlar. Sonra tekrar Mısır'a dönmek istiyor. Medyen bölgesinden Mısır'a ailesiyle yürürken kendisine peygamberlik veriliyor. Çifte mukaddeslikler vadisi olan Tuva. O Tuva çifte mukaddeslikler vadisi olarak tercüme edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Tuva vadisi diye bir vadi yok, özel isim değil, sıfat. Sen oradasın. Ayakkabılarını çıkar. Hatırladınız ayet-i kerime. Sonra daha dikkat çeken, biz senin elini işte çıkardığın zaman elinin bembeyaz olduğunu göreceksin diyor. Ayakkabılarını çıkar. Niye çıkaracak ki yani? Ayakkabını niye çıkarsın? Ne olacak ki? Ayakkabıyla ne var da çıkaracak ayakkabıyı yani? Maden suyu mu dağıtıyorsunuz? Tansiyonum var. Tansiyonum mu var? Biz sıcaktan burada sıcaya getirdik. Ha tamam, iyi gelir. Sizi dinlemek iyi gelir. Ha tamam, bir sıkıntı varsa? Yok yok, şu an heyecandan kalbim çarpıyor sizi dinlemekte. Harika. Yani heyecandan tansiyonu düşürdüm. O kadar çok yaptım ki şimdi karşımda sizi görünce. Vay Allah, iyiliğinizi versin de tansiyonunuzu normale çevirsin. Ya Allah razı olsun. Tansiyonunuzu normale çevirsin ama. 18'lerle geziyor, fazla yukarıda değil. Çok yüksekmiş. Şeye, pencerenin kenarına isterseniz almamız. Yok, buradan iyi mi? Sizi net görüyorum. Yavaş et tansiyonunuz. Tamam, iyi mi? Ama pek tansiyon var gibi görünmüyor. Şu anda çok iyi görünüyor. Sadece çok terliyorum. O ben de terliyorum. Bende de mi tansiyon? Bu heyecandan benimki. Tamam. Ayakkabının çıkarılması Çin kültüründe de var. Geçmişe ilişkin ne kadar günah varsa onlardan tövbe etmek, onlardan arınmak anlamında. Ayakkabılarını çıkardı, artık o eskiden kurtuldu. Aynı zamanda insan
Yani ben tövbe ettim, bir daha yapmayacağım bunu demekle insan kurtulamıyor. O kurtuluş, işlediğimiz bir günahtan insanın arınması, kurtulması çok kolay bir şey değil yani. Hazreti Musa'yı düşünün, bir insanı öldürmüşsünüz. Peygamber değilsiniz, öldürmüşsünüz. Sonra size peygamberlik veriliyor. Peygamber gidip insanlara ne diyecek? 10 emirden bir tanesi, öldürmeyeceksin. İyi de ben adam öldürdüm, nasıl olur? Peygamber çok dürüst bir şekilde bunu düşünüyor Musa. Onun için ayakkabılarını çıkarması ve elinin temizlenmesi gerekiyor. Yani rehabilite olması gerekiyor. Peygamber, şunu söylüyorum, hangi günahı işlerse işlesin, nasıl bir geçmişe olursa olsun, Allah tarihin etkin, efektif, aktif bir öznesi olarak kimi sahaya süreceğini Allah bilir. Normalde Musa sahaya sürülecek birisi olmamalıydı. Bir katili sürmezsiniz yani. Hazreti Peygamber'in yaşamıyla ilgili anlatıyoruz. 40 yaşına kadar emin. Herkesin güvendiği birisi. Tamam. Musa öyle değil. Herkesin katil bildiği ve aradığı birisi. Tarihin etkin, efektif aktörleri diye o adamın söylediği. Şimdi şöyle bir şey var. Her günahın kefareti kendi cinsindendir tırnak içerisinde. Ve Musa bir adamı öldürdüğü için Musa'nın tarihteki en büyük rolü nedir? İsrailoğullarını Firavun'un katlinden kurtarmasıdır. Yani bir kişiyi öldüren yüz binleri kurtarmıştır. İnsanın kendine misyon biçmesi bu. Bunu herkes kendince düşünecek. Ben nasıl büyük bir günah işledim? Hak mı yedin kardeşim sen şimdiye kadar? Bundan sonra hakkı, hukuku ayakta tutmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın gibi. Bunu şöyle tarihin, orayı tekrar ediyorum. Ya tarihin maruz kalanı oluruz. Şimdiye kadar gelen tarih öyledir. Şöyle bakabilirsiniz. Akan gelenek mesela. İslam geleneği, Türk geleneği, kültür, din, ne derseniz deyin. Ya bir sel gibi. Kastamonu Bozkurt'taki seli düşünün, gözünüzün önüne bir getirin, şu yaşanan felaketteki seli bir düşünün. Ya gelenek bir sel gibi akmakta ve bütün mensuplarını içine alıp sürüklemektedir, gelenek ya böyledir, ya da gelenek bir umman gibi, bir okyanus gibi, durgun, sakin ve siz orada istediğiniz gibi yol alabiliyorsunuz, yolunuzu siz çizebiliyorsunuz. Bizim geleneğimiz hangi gelenek? Önüne aldığını sürükleyen bir gelenek mi, yoksa size kendi yönünüzü bulma imkanı veren bir gelenek mi? Umman'da bir okyanusta mı yol alıyoruz, yoksa sürükleniyor muyuz? Yer yer sürüklendiğimizi kabul edelim. Önüne sizi alıp götürüyor, direnemiyorsunuz. Yani şöyle denir, Türk atasözüdür. Duymamış olabilirsiniz, çünkü ben geçen hafta duydum. Ele karşı durmak, sele karşı durmak gibidir derler. Yani bir adama gidip de el birisine, evet benim şöyle şöyle bir maruzatım var. Ele karşı böyle durmak, sele karşı durmak gibidir. Yani adamı ezer geçer. Kırar yani, onurunuzu kırar. Doğru mu? Bunu duyan var mıydı içinizde? Hadi ya, ben daha yeni duydum. Bu bir bölgesel mi acaba? Hangi bölgede? Bolu'da. Bolu mu? Bilmiyorum ben. Siz? Bursa. Artvin. Türkiye'de varmış. Bize ulaşmamış. Ele karşı durmak, sele karşı durmak gibidir. Hülasa tartıştığımız şuydu. Bir, doğal sınırlılıklarımız var. Bir de yapay sınırlılıklarımız var. Şimdi gelenek bizim doğal olarak çarpmamız gereken bir duvar değildir. Olmamalıdır. Dini doktrinimiz, dini uygulamalarımız, giyimimiz, kuşamımız, düşünme biçimlerimiz, eyleme biçimlerimiz bizim çarptığımız duvarlar değildir ve olmamalıdır. Kızılay'da bir yerde konuşuyorum, yıllar oldu, 10 yıl önce. Söylediğim şey mesela şu tür şeyler. Ben bahsediyorum, emekli bir müftü hocamız, gözleri tavanda, tamam böyle, yani onu ben görüyorum yani. O beden dilinden, sen ne diyorsun kardeşim,
bunca yıldır ki soru cevap faslına gelince o beden dili dile geldi. Dedi ki hocam dedi bin küsür yıldır dedi ulema bunları düşünmemiş mi? Siz bunu söylüyorsunuz. Ya da ulema işte şöyle söylemiş, siz şöyle söylüyorsunuz. Dedim ki Kur'an-ı Kerim bir ayet. Bu durumlarda benim elimde koz olsun diye sizin gibi insanlara karşı beni korumak için bir ayet-i kerime var. İyi ki o ayet-i kerime var. Ve fevka likulli zî ilmin alîmun. Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Aslında bu bir betimleme değil. Bu bir performatif işte. Yani olmalıdır demek. Yani her bilenin üzerinde bir başka bilen olmalıdır. Vardır. Bu şu demek. Efendim şimdiye kadar söylenenleri siz öyle bir şey diyemezsin. Bakın beni başka bir, ya beni kargocu yapma. Sadece bir birikimi, kültürü alıp taşıyacağım. Ben derken hepimizi kastediyor. Her bir bireyi kastediyor. Her bilen üzerinde bir başka bilen vardır. Olmalıdır. Dolayısıyla bilgide otoriterlik. Bu iş burada bitti. Kapattık bunu. Yanlış. Neden? Çünkü bizim bir defa kozmolojimiz, evren tasarımımız açık evren tasarımıdır. Yani açık evren. Bu şu demek. Kapalı sistem yok. Yani her şey bitmiştir. Buna ne bir şey ekleyebilirsin, ne ondan bir şey çıkarabilirsin, ne de yeni bir şey bilebilirsin, düşünebilirsin. Böyle bir şey yok. Neden? Çünkü evren açık evren sistemi. Bu şu demek açık evren. Müdahaleye açık bir. Kim müdahale eder? Bunu bir teoloji atölyesinde konuşuyorsak evren kimin müdahalesine açıktır? Allah'ın müdahalesine açıktır. Kant'ın söylediğini unutmayın. Kant'ın, diyorum ya, Kant felsefesinin temel ilkesi şu idi. İnsanın sonlu ve sınırlı oluşu onu müdahaleye açık hale getirir. Benim kişisel olarak Allah'ın müdahalesine açık oluşum, bunu arzu edişim, bırakın sadece reel bir tanımlama değil, açığım demiyorum. İyi ki açığım, iyi ki de açık. Ya açık olmalıyım. Neden? Yahu siz bir çok ciddi bir davanızda kendinize bir avukat tutuyorsunuz. Adamla konuşuyorsunuz. Eksiğimiz geldiğimiz olmasın ben atlarım bir şeyler. Aman sen bu işi bilirsin diye adamı vekil tayin ediyorsunuz vesaire. Doğru mu? Neden? Çünkü bir sınırlısınız o konudan ondan. Bir doktora gidiyorsunuz sınırlıyız ondan. Dolayısıyla bütün sınırlılıkların ötesinde bir kavrayışla orada hazır duran ve sizin sadece ihtina demenizi bekleyen, yani bana bir yol göster, o kadar. İhtina. Ve ben çok biliyorsunuz, ihtinası Fatiha suresinde, ihtina sırat-ı müstakim, bizi doğru olana ilet ya Rabbi. Ve şurada ben çok keskin kategorilerim var. İnsanın iradesine tabidir Allah'ın iradesi. İstemezseniz size vermez. Ayet onu söylüyor. İhtina diyeceksin. Bu çünkü arzu, bakın Spinoza felsefesi belki Yahudi oluşundan kaynaklıdır. Dindar bir Yahudi oluşundan kaynaklıdır. Bakmayın öyle 24 yaşında adamın harem edilmesine, Yahudi toplumundan atılmasına Hollanda'da. O kendi dindarlığını yarattı. Arzu kavramı hayatı en iyi formda nasıl yaşarım sorusu arzuyla doğrudan alakalıdır. Ve bir adamın içinden arzuyu çekip çıkardığınız zaman aslında adam ölmüştür. Spinoza'daki konatus kavramı. Bakın bütün onun da üzerine oturduğu Spinoza teolojisinin üzerine oturduğu bir kavramdır. Konatus. Yaşamı en iyi formda sürdürme arzusu. Dolayısıyla orada açıklık, ilahi olana açıklık arzu edilen bir şeydir. Sınırlılığı aşmak için Kant felsefesinde de o var. Spinoza felsefesinde de o var. O
Tabii bir karışıklığa meydan vermemek için felsefeyle, teolojiyle doğrudan ilgili arkadaşlar var. Spinoza'nın felsefesi ve teolojisi öyle bizim anladığımız anlamda bir Allah, yani duyan, gören, anlık müdahale eden bir Allah anlayışı değil. Bir Allah anlayışı var. Ama Einstein, o da Yahudi olduğu için Einstein'ın Allah anlayışına, daha doğrusu Einstein öyle söylüyor. Yanlış cümle kurmayayım. Einstein sonra geldiği için benim Allah anlayışım Spinoza'nın Allah anlayışıdır diyor. Nedir o? Varlığa yasa olarak, insana bilinç olarak sinen bir varlık. Bunu Paul Tillich, kendisi Protestan'dır, Hristiyan Protestan, Paul Tillich varlıkla, daha doğrusu Allah'la insan arasında, şöyle diyelim, meseleyi anlamak adına birazcık teoloji. Şu anda beni anlamanızı mümkün kılan nedir? Aynı fiziksel şartlardayız. Konuştuğum dili, kelimeleri, ne anlama tekabül ettiğini anlıyorsunuz. Dolayısıyla burada anlaşıyoruz. Aramızdaki buradaki tekabül eden, mütekabiliyeti sağlayan, karşılıklılığı sağlayan nedir? Aynı dili konuşuyor olmamız. En basit. Aynı fiziksel ortamı paylaşıyor olabilmemiz. Doğru mu? Doğru. Peki, Paul Tillich soruyor. Allah'la benim aramda ki anlaşmayı mümkün kılacak bir kelime söyleyin bana diyor. Ortaklaştığımız, bakın ortak dili konuşuyoruz, ortak fiziksel ortamı paylaşıyoruz ve birbirimizi anladık. İletişimimiz var. Buna korelatif metodolojisi deniyor Paul Tillich'in. Korelatif, aramızda bir korelasyon, bir mütekabiliyet, karşılıklılık olsun. Kelime nedir? Verdiği cevap şu, varlık. Var olma bağından Allah da biz de aynı kelimenin altında kümeleniyoruz. Varız. Ha, bu dinlerin söylediği gibi duyan, gören, merhamet eden bir varlık, ha, o diyor teolojidir. Paul Tillich. Bana sorarsanız diyor, öyle değil. Spinoza da aynısını söylüyor. Önemli yok. O bir tartışma. Bana sorarsanız, insanın duyan, gören, merhamet eden bir Allah'a sadece varlık paydasındaki bir varlıktan daha fazla ihtiyacı var ve benim açıklığım diğerine olsun istedim. Yani dua ettiğim zaman bütün sınırlarımın bittiği yerde bir ihtimalin onun, bir ihtimalin benim, sıfır ihtimal, her şey bitti dediğim zaman bir ihtimal, yani dua dediğiniz ihtimaldir. Ve o ihtimalin içerisine Allah'ı, bir başkasını katmaktır. Anlatabildim mi? O özellikleri çıkarırsanız, duyan, merhamet eden vesaire, o zaman iletişim kuracağınız bir varlık ortada kalmıyor. Şimdi, bu sınırlılıklarla ilgili arkadaşlar, varlık ve varoluş, biliyorsunuz varoluş ifadesi arasında bir karışıklık olmasın diye söylüyorum. Varlık soyut bir şeydir. Soyut. Yunan felsefesini, Orta Çağ felsefesini birer varlık felsefesi olarak alabilirsiniz. Heidegger'in bir varlık filozofu olarak, Heidegger'in itiraz ettiği bu varlığın bizim bütün geleneğimize, felsefe geleneğine ve teolojik geleneğe hegemonya kurmasıdır, tahakküm etmesidir. O varlığın ötesine geçip varoluştan bahsediyor. Dasein dediğimiz Almanca'da biliyorsunuz varoluş. İnsanın, yani dışarıda var olan insan. Olmakta olan. Her an olmakta olan. Yeniden yapılanan ve yapılandıran. Dolayısıyla etkiler, tepkiler, tarih işin içerisine giriyor. Varlık mesela, varoluşçulara bakarsanız, varoluşçular, değil mi? Albert Camus'a bakın, Jean-Paul Sartre'a bakın. Bu adamlar varlıktan ziyade neden bahsediyorlar? Yaşayan bir insanın sıkıntılarından, iç çekmelerinden, bulantılarından, intiharından, dünyaya bir anlam yükleyip yükleyemeyeceğinden. Alın işte az önce verdim size Gilles Deleuze örneğini. Varoluşçu bir geleneğin bir parçası adam. Sonunda ne oldu bu adam? İntihar etti bu adam. Yani
varlığa bin, başta bir şey söyledim. Bilgi ve düşünce arasındaki amaç, bilgide bir birikim var, düşüncede bir amaç var. Eğer varlığa bir amaç yükleyemiyor isek, kendi varlığınıza ya da dışarıdaki bir varlığa amaç yükleyemiyor isek, sizin geleceğiniz yer, Martin Freelander diye bir adam var, aynısını yapıyor, 24 yaşında adam, hayatın amacı şudur diyor. Çıkarsınız bir zirveye, sonra oradan küt diye atarsınız kendinizi. Yani en iyi intihar noktasını seçmeye götürür yaşam sizi diyor. O diyor, ne güzel yaşam. Ama adam delikanlı adammış. Bu meseleyi anlattığı kitabı çıktığında kitabın bütün kopilerini üst üste koyuyor, üzerine çıkıyor ve kendisini asıyor. Kopya olmuyor mesela. Yani delikanlı bir adammış ama bana sorarsan çok yaşasaymış, bence gelişim çağındaymış çocuklar gibi, henüz gelişim çağındaymış, biraz daha yaşasaymış, bu fikrini değiştirebilirmiş. Çünkü Maturidi'nin çok güzel bir sözüdür, hiçbir şey yok olsun diye var edilmez. Tırnak için. Hiçbir şey, yani hiç kimse, hiçbirimiz, yapayım bir şey abi, bir yok olsun işte 3 gün, 5 gün sonra, 3-5 yıl sonra ya. Bir devlet kuralım, bir 100 yıl yaşasak yeter abi. Değil mi? Öyle bir şey yok, olmaz. Bir çocuk dünyaya getirelim, 5-10 sene işte beraber yaşayalım, sevelim, sonra başına bir şey gelirse ne yapalım falan. Öyle bir şey yok. Hiç bir şey yok olsun diye var edilmez. Bakın, yok olsun diye var edilmez. Yani varlığın önüne yokluk geçirilmez. Yokluk varlığa tahakküm edecek bir ağırlığa getirilmez. Dolayısıyla varlık, var olmak her formuyla, ister varlık diyeyim, ister varoluş diyeyim, ister var kılmak diyeyim, ister var kalmak diyeyim, varlığın bütün formları yokluğun mütehakkimidir. O yokluğa hakimdir. Yani tanımlarda, mantıksal tanımlarda söylenir ya, mesela karanlık yokluktur. Karanlık nedir? Şeyin yokluğu. Olmasa. Harika. Neredesin sen? Einstein. Yok. Öğrenci misin? Evet. Peki, bunu nereden biliyorsun? Nere mezunsun? Yıldırım Beyazıt İlahiyat. İlahiyat. Tamam. Einstein söylemişti bunu. Yani şöyle ta Aristo'ya giden bir tanımlamadır bu. Az bilinir de ondan. Karşıtıyla, yani bir şey, şöyle diyelim, hastalık nedir? İyi olmama durumu. İyi olmama durumudur. Burada esas olan nedir? İyi olmaktır. Hastalık aslında yok. Yani o yok hükmünde esas olan nedir? Sağlıktır, iyi olmadır. Karanlık nedir? Işığın olmamasıdır. Yani karanlık diye bir şey yok, o yokluktur. Esas olan nedir? Işıktır. Varlık budur. Yani kendisine referansta bulunmadan tanımlayamıyorsak bir şey, o şey aslında yoktur. Işığa, mesela yokluk nedir? Varlığın olmaması. Bakın, yokluk nedir? Varlığın olmama. Değilleme diyoruz, negation. Olmamasıdır. Anlıyoruz ki burada varlık esastır. Hep var olacaksın. Arzi olarak yokluk olabilir. Ama esas olan varlıktır. Yani ölebilirsin ama fark etmiyor. Varlığa devam edeceksin. Ben bunu anlatıyorum derste, arkasından soruyorum. Diyorum, ışık işte, karanlık nedir? Işık olmama durumudur. Peki, en son geliyorum. Kadın nedir? Şimdi erkek on diye. Tabii kalıyorlar. Diyorum ki. İşte karşısına, daha doğrusu karşıtına referansta bulunmadan kendi kendine tanımlayabildiğinin kendi gerçekliği var işte. Diğerini ne yaptık? Karanlık neydi? Işık. Işığa gitmeden tanımlayamadık. Oysa kadını erkeğe gitmeden tanımlayabildik. Onun kendi gerçekliği var. Erkekle alakası yok yani. Bir feministlik yapmıyorum hala. O anlamda felsefedeyiz hala yani. Tamam. İnsanın varlığının ve varoluşunun sınırları dediğim, o sınırlılığı zannediyorum açabildiğimiz kadar açtık. Buradaki bu imajinatif gerçekliklerle ilgili Kur'an'da geçen bir kelimeyi
5 dakika içerisinde toparlıyorum. Bir daha doğrusu terkibi sizinle paylaşıp bitireceğim. O da şu. Hazreti Peygamber'e bir Cebrail'i ufuku alada gördü diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Peygamber Cebrail'i ya iki defa geçiyor, iki yerde gördüğü geçiyor. Birisi ufuku alada, diğeri de Sidretül Münteha'da. Kelimeler muhteşem ya, ben şey... Sidretül Münteha sonsuzluğun sınırı demek. Yani müthiş bir şey ya. Değil mi? Müthiş. Sidretül Münteha beni etkiliyor yani bu ifadeler. Bir mekan değil yani. Mekansızlığın adı yani. Mekansızlıkta bir şeyi görmek. O zaman bu görmek aslında başka bir şeyden bahsediyoruz yani. Ufuku alada da gördü diyor. Ufuku ala, en yüksek ufuk. Neydi dağcının arkasına koyduğu fotoğraf? Everest. Hazreti Peygamber'in arkasına koyduğu fotoğraf nedir? Daha bu ayet daha yeni geliyor. Ufuku ala. Yani Peygamber'in ufuku ala. Bu şu demek, yani Mekke'de o tarihsel koşulları, kadın, erkek, ticaret, putlar, tamam saçma sapan bir sürü adetler. Bir onları bir düşünün. O ortamda Peygamber'in Everest'i nedir? Ufuku ala Peygamber'in Everest'i yani. En yüksek ufuku vaat ediyor. Peygamber Cebrail'le buluşmadan, kendisine ilahi bir mesaj gelmeden önce böyle bir ufka sahip değil. Kendisine böyle yüce bir ufuk veriliyor. Bu ufuk insana, yani Hazreti Peygamber'e aynen demeyeyim, şimdi dinleyenler diyecek ki Marx'la Hazreti Peygamber aynı cümlede kullandı. Benim başıma geleceği biliyorum. Öyle bir yetenek keşfettim kendimde. Başıma gelecekleri yaklaşık olarak okuyabiliyorum. Çünkü daha önce döneceğim buraya da, Kant sana yapılmasını istediğin şeyi başkalarına da yap. Ya da öyle davran ki davranışın bir kural haline gelsin. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma dedim. Bu Hazreti Peygamber'in aynı minvalde söylediği hadise ne kadar benziyor. Birisi reddiye yazmış bana. Diyor ki, inanılmaz diyor, ilahiyat profesörü adam diyor. Kant'la Hazreti Peygamber'i aynı paragraf içinde kullandı diyor. Şimdi de Marx'la Hazreti Peygamber aynı cümle içinde kullanmış oluyor. Marx'ın otopoiesis dediği, yani kişiye ikinci bir karakter kazandırmayı tersinden kana susayan, kan şehveti duyan, kan zehirlenmesine uğrayan değil, tam tersine, merhamete susayan, insanları var kılmaya, onlar için kendini feda etmeye kendini adamış, o çilelerini düşünün Hazreti Peygamber'in. İkinci bir kişilik ufuku, yani Cebrail'le Peygamberimizin buluşması ikinci bir kişilik var ediyor onda. Ufuku âlâ. Benim muhayyel gerçeklikler, imaginatif realitesin karşılığını böyle koymaya çalışıyorum Hazreti Peygamber'de. İkinci bir kişilik. Onun için burada bu ikinci kişiliği eğer, uzun şu anda oraya girmeyeceğim, Necm suresini okursanız, Cebrail'in ufukta nasıl göründüğünü, nasıl yavaş yavaş gelip peygambere yaklaştığını, aynen bir kovanın içerisine daldırdığınız maşraba gibi nasıl peygamber içine nüfuz ettiğini, sonra da Allah'ın ona vahyetmeye başladığını göreceksiniz. فَاَوْحَا رَبُّكَ مَا اَوْحَا. Allah ona vahyedeceğini vahyetti. Ayetinden önce o ikinci doğanın, nebevi, yani peygamberi ya da nebevi doğanın insan doğasına artı olarak ikinci bir doğanın o temasla gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu temas her zaman fiziksel olması gerekmez. Her zaman değil, yani öyle, daha doğrusu öyle bir yok, öyle bir temas yok. Fiziksel bir temastan bahsetmiyorum. Bu temas sözlü bir temastır. Sözle, söz büyüdür. Hadistir biliyorsunuz. Sözle bir değiştirme, dönüştürme söz konusu. Bahsettiğim o. Enformasyon bir performatif eylem gerçekleştirir dediğim o. Arkadaşlar, bir saat demiştik değil mi? Evet.
Bir saat, o, bir saat 15 dakika, bir saat o civarda mı dedin İbrahim? Olur hocam. Değil mi o civardaydı? Yani ben vakit konusunda biraz hassasım, çok geçmedim değil mi? Tamam, tamam. Arkadaşlar dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Ben burada kalıyorum. Bir 15 dakikalık soru cevap. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, soru cevap veya düşüncelerinizi alabileceğiniz kısım başlayacak. Bir ricamız olacak, sayımız bir hayli kalabalık. Daha çok kişinin soru sorabilmesi için tek soru alacağız ve kısa ve öz olursa seviniriz. Buradan başlayacağız, arkaya doğru geleceğiz. Merhaba hocam, öncelikle çok teşekkür ederim, güzel bir sunumdu. Ben aklıma takılan bir şey oldu. Bir tarihiyle ilgili bizim şu anda bize bir akım olarak gelen bir tarih yönü var. Bir de şu anda günümüzde yaşadığımız, hissettiğimiz bir hisle beraber... Yok değil mi? Yok hocam. Yani o hisle beraber ortaya çıkmış bir toplumun içerisinde bir durum var. Yani şunu sormak istiyorum daha doğrusu olarak da. Bu tarihsel olarak 1500 yıllık bir bilgimiz var. Bunun günlük yaşamdaki karşılığı, yani ister kabul edelim ister etmeyelim bir karşı durma veya ona karşı bir duyarsızlık bir şeklinde bir yansıma var. Sizin bu yansımaya karşı veya geleceği oluşturacak tarihe karşı yapmamız gereken şey nedir? Yani bu kültürün de değerini belki gözeterek ve geleceği de tarihi yazmak için günümüzde ne yapmamız gerekir? Hani praktis olarak ne yapmamız gerekir? Yani çok kısaca şunu ben kendi yazılarımda üretmeye çalıştıklarımda şunun altını sürekli çiziyorum. Bir, insan aklı olan bir varlık. Metafiziğin anahtar kavramı akıldır. Aynı zamanda insan sosyal bir varlıktır, toplumsal bir varlıktır. Sosyal, toplumsal bir varlık olmanın anahtarı özgür iradedir. Özgür iradeniz olmazsa sizi çiğner geçer. Dolayısıyla aklın ve özgür iradenin bende bir emanet olarak bana verilmesinin yaratması beklenen sonuçları var. Benim onurlanacağım bir tarih ancak böyle olur. Ben buna kişisel tarih diyorum. Kişisel tarihini bana anladın. Kişisel tarih. Ne yaptın? Kendini tarihte gösterebileceğin. Daha önce bu izlemediğinizi izlemenizi öneririm. Ankara Palas konuşmalarında benim orada bir videom var. Konu başlığını şöyle vermiştim. İzi silinenler ve izi sürülenler. Yani tarihte ya izi silinen, esamesi okunmayan bir insan olarak anılacağız ya da izi sürülen bir insan olarak anılacağız. Tarihe not düşmek bağından aklımı ve özgür irademi bloke edecek hangi otorite kavramları, aile, mahalle, din, gelenek, ideoloji, devlet çıkarsa ben onun karşısındayım. Ben önce ben mülkiyetimi kazanmam lazım. Sıkıntı, çünkü öyle dini geleneklerde istersem istersem de. Kolektivite bunu gerektiriyor. Ona itiraz etmiyorum. Kolektif olalım ama benimiz bizimizden özgür olsun. Özgür olsun. Tahakküm etmeyelim. Hegemonya kurmayalım üzerinde. Evet. Sizden buyurun. Varlıkların amacından bahsetmiştiniz. Tanrı'yı eğer bir varlık olarak değerlendirdiğimizde Tanrı'nın amacı nedir gibi bir soru sorabilir miyiz? Eğer sorabilirsek siz buna nasıl cevap verebilirsiniz? Bu liseli gençlere konuşuyor olsaydım şöyle bir kaçamak soru cevap buldum ben buna. Allah'a soracağın soruları bana sorma. diyerek epey sorudan kurtuluyorum ben. Ama bunu yine felsefede Tanrı tanımı, Tanrı kavramının içeriği şöyle tanımlanır. Tanrı kamildir, iyidir, doğru mu? Basittir, o basit bildiğimiz gündelik dildeki basitlik anlamında değil. Şimdi dolayısıyla hayır ise, yani bütün hayırlar mahza hayır, bütün hayırların kaynağı, bütün iyiliklerin kaynağı ve kamil, mükemmel. O zaman şöyle. Ben bu akşam bir ortamı paylaştık beraber. Ben size dokundum, sözle dokundum. İyi bir dokunuş oldu bana sorarsanız. Ama bu bizimki bu kadar. Mükemmel, kamil, iyi bir varlığın sana, bana dokunuşu iyi ve mükemmel bir sistem kuracak. Bu işin doğası gereği.
Yani Allah ne istiyorun ötesinde, Allah'ın doğası, mahiyeti bizden zorunlu olarak iyi, hayırlı bir dünya kurmamızı gerektirir. Ha diyeceksin zaten Kur'an'da, yani nasıl da ayet-i kerime, vallahu yed'u ila daris selam, mesela Allah dünyayı bir esenlik yurduna çevirmenizi sizden ister, talep eder. O dile gelmiş bir önermesel formla denir ki, işte bir vahiyden bahsediyorsanız önermeler vardır. Ayetler hepsi önermesel form. Ama ben diyorum ki o önermelerin sahibinden hareket ettiğimizde zorunlu olarak kemal, yani mükemmel bir sistem kurma. O mükemmel sistem içerisinde biz burada karnımız doyarken yanda çöpten bir adam beslenmemelidir mesela. Yani öyle bu felsefe, teoloji dediğim görkemden bahsetmiyorum. O anlamda Hristiyanların çok bizden ayrı dururlar ama kenosis kavramı, yani Tanrı'nın kendi tanrılığından sıyrılıp da neden İsa formuna giriyor da dünyaya geliyor? Biz ona şöyle deriz, kardeşim müşrik oldunuz gittiniz. Böyle bir cümle nasıl kurarsınız? Ama başka bir şey var orada. Adamların felsefesi şunu söylüyor. Tanrı görkemli bir varlıkken neden gelip çarmıhta can verecek ve haçta, haça maruz kalacak, görkemini kaybedecek? Sebep? Çünkü o görkemi buradaki insanlara bulaştırmak istiyor. Ben de onu diyorum. Madem ki Allah hayrın, iyiliğin, güzelliğin, kemalin kaynağıdır, o zaman burada her şeyi kamil olana kadar mücadeleye devam. Değilse burası Allah'ın istediği, kemalini gösterebileceği bir varlık alanı değildir. Biz dibine kadar kötülüğü tartışırız. Hep tartışırız. Niye bu kadar açlık var? Niye insanlara tecavüz ediliyor da öldürülüyor da Allah bunları görmüyor? Allah'ın bütün iradesi bunların olmadığı bir dünyayı bizim var etmemiz, onun değil. Yani... Çünkü burası dünya. Ve dünya, biz kozmozdan bahsetmiyoruz. Kozmozu Allah yaratır, dünyayı ahlaki sistemi, yani biz yaratırız. Ahlaki sistemi biz yaratırız. Buradaki ahlaksızlıkların sorumlusu da biziz. Hiçbir şekilde Allah değildir. Onun için bu kızı acaba niye kurtarmadı? 5 yaşındaki kıza tecavüz edilirken görmedi mi? Kesinlikle doğru bir soru değil, cevabı da yok. O dünyayla alakası yok. Çünkü öyle olsaydı kurtarırdı. İsterse kurtarırdı, gücü de yeterdi. Ama istediği şu, bir proje var, kamil bir dünyayı kurma projesinin faili açık açık söylüyor ki sensin. Ve bu kurulana kadar Allah burada tam tecelli etmemiş olacak. Hep nakıs, noksan tecelli etmiş olacak. Bizim hatalarımız yüzünden. Sinirlendirdim dedim. Çünkü çok sıkıntılı bir alana taşımış olduğunu soruyorum. Evet, buyurun. Her zaman o sıkıntılı alana nüfuz ederekten sakatlıklar peki? Sakatlıklar. Sıkıntım ama. Sakatlıklardan kastınız? Yani sıkıntınız da işte bu küçük kızdan neden Allah yardım etmedi? Çünkü o nüfuzu biz yapmamız lazım. Biz yapmamız lazım ama o sakatlıklar tamam. Bozukluklardan biri mesela. Hastalıklar mı? Şöyle, bu çok uzun bir mesele. Kötülükle alakalı benim dini cevaplar, dini cevaplar diye YouTube'a lütfen yazın. Ve kötülükler niçin var? Şaban Ali Düzgün adını yazarsanız 15 dakikalık bir videoda bütün bu sakatlıklar, hastalıklar, ölümle onlarla ilgili konuşuyor. Yani mesele sadece o kötülük meselesi. Oradan onu lütfen dinleyin. Oradan dinleyebilirsiniz. Hocam bir ayet var. Hani biz yeryüzünde ezilenleri önderler kılmak istiyoruz diye. Aslında amaç burada sanırım ortaya koyuyor kendine değil mi? Evet evet, müstazafları, yeryüzünde ezilenleri şöyle 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 yaparlarsa şartlı, şunları 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 yaparlarsa onları yeryüzüne önderler yapacağız ayeti kerimesi var. Şartlı, yani Kur'an-ı Kerim'de her şey şarta bağlanmış arkadaşlar. Siz de anlayın. Doğru. Hocam öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Konuşmalarınız için teşekkür ederim. Eğer doğru anladıysam aslında iki sorun vardı ama artık mecburen tercih yapmak durumundayım. Keşke iç içe sorsaydın, bunu demeseydin. İbrahim'e fark etmez bana. İstanbul'dan farklı ki belki birleştirdim cevabımıza göre. Tam özgür olmaktan bahsettik hocam. Ve bu imajinatif dediğimiz
olayı eğer doğru anladıysam, bundan sıyrılıp o duvarları aşıp insanın gerçekten tam özgür olması, hele ki bir inanca sahipse mümkün mü? Çok güzel, çok güzel bir soru. Gerçekten bir inancın insanı ne kadar insani olanın sınırları içerisinde ahlaki anlamda, varlık anlamında tuttuğu, ne kadar onun sınırlarını aşmaya zorladığı, ben metafizik bir inancın, yani Allah inancını bu anlamda söylüyorum, olan dinlerin aslında insanların haddini bilmek değil, tam tersine haddini aşmak gibi bir zorlamaya maruz kaldıklarını düşünüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, şunu düşünmez misiniz, bunu düşünmemiz, şunu yapmaz mısınız, bunu Kur'an-ı Kerim'in efela tetefekkürün, efela taakülün, efela tezekkürün, o formları sadece bir düşünce formu değil, insanın gerçekten sınırlarını zorlayan düşünme talepleri var. Yani bir sana ne kardeşim, düşünme bunu ya, bunları düşünürsen gittin sen diyeceğimiz konuların büyük kısmını Kur'an-ı Kerim bunu düşünmez misiniz? Düşünüyoruz ama millet diyor ki sen niye düşünüyorsun? 141, 142, 163 vardı eskiden, şimdi kaldırıldı. Değil mi ya? Düşünen insanlar hapislerde çürüyorlardı. İşte Allah rahmet eylesin, Burhut Özal kaldırdı o maddeleri. Siz bir kısmınız bilmezsiniz, bir kısmınız bilir. Yani Allah diyorum ki ya Rabbi düşüneyim ama adam bırakmıyor. Bence ben dinim. Yani şöyle diyelim, gerçekten çok kolay bir soru değil, zor bir soru. Çünkü norm koyuyor ve yasa getiriyor. Yani normun ve yasanın olduğu yerde sınır yoktur diyemem. Yani ama şöyle koymuşuz, yani senin özgürlüğünün sınırı başka bir insanın burnunun dibinde biter diyorlar. Yani onun özgürlüğünün başladığı yerde biter. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'yu hatırlıyorum bunu konuşurken. Diyor ki insanlar normalde doğaları gereği çölde yaşaması gereken insanlar. Özgürlük, sınırsız özgürlük var. Ama biz diyor şehirde yaşamayı tercih ettik. Bizler asil vahşileriz diyor. Yani aslında doğamız vahşidir. Yani full özgürlük bir tür vahşiliktir. Hiç yasa tanımam ben. Ama abi biz şehirde yaşayalım dedik ve böylece asiller olduk. Ama doğamızda o vahşilik var. Onun için bir ödül aldığı kitap var. Kitapta söylediği şey çok acıdır. Sanat, kültür, bilim diye üretilen, bütün insanların ürettiği ne varsa aslında hepsi insanlığın bu vahşi tarafını örtmek içindir yani. İnsanın o vahşi tarafı hep vardır. Bu vahşi tarafa biliyorsunuz Gustav Jung, okumanızı öneririm, Jung'un insanın gölge tarafı der. Mükemmel insan yoktur. Hep iyi olmaya çalışan insan vardır. Ve şunu söyler, bir insan ya bakar mısın adam zulmetti, o kadar insanı öldürdü diye insanları kınamayın. Aranızdaki fark şudur, onun eline fırsat geçti, seninkine geçmedi. Senin eline fırsat geçtiğinde yapmazsan kendin o zaman iyi olabilirsin. Onun için kötü tarafınız, gölge tarafınız vardır, aman dikkat edin diyor. Her zaman. Mükemmel bir insan hiç yoktur. Evet. Ama ben ne soruyorum? Teşekkür ediyorum. Yüce Allah'a size, sizin gibi güzel insanları bize nasip eden Allah'a, karanlığı aydınlıktan ayıran Allah'a, bir kadın düşünüyorum, bir embriyo, ben hekimim. Bir hamuruz biz aslında. Ve varoluş ve yokluk, o hamurun bir sinyaline bakıyor. Kadın dediğimiz varlık, Y kromozomu komutunu almazsa o embriyo, erkeğe dönüşmüyor, kadın sistemine, genitalyasına ve fiziki görünümüne bürünüyor. Y kromozomunun varlığında erkek görünümüne ulaşıyor. Bazen de Y kromozomunun bağlanmayışının kusurlarında, ki ben genetik uzmanıyım, o kişi kadın feminen görüntüsünde kalıyor. Yani aslında hepimiz biriz. O komut çerçevesinde bir insan
gerçekten erkeğe dönüşebiliyor. Bir erkek de daha sonra estağfurullah hormonlarıyla oynanırsa kadın şekline dönüşebiliyor. Yani çok enteresan bir varlığız. Evet. O varlık için bu sırrı şükürler olsun. Çok güzel bir şey. Hepimiz biriz dediğinizde ben Emmanuel Levinas'ın çok güzel bir sözünü hatırladım. Onu da anmış olalım bu vesileyle. Diyor ki ben bir insanın yüzüne baktığımda siyah ya da beyaz bir şey görmem. Sadece insan yüzü görürüm diyor. Biz biriz dediğiniz çok mükemmel bir söz. Çok mükemmel. Irkçılığın bu kadar peak yaptığı bir zamanda mükemmel bir söz. Evet, son soruları alacağız. Evet, son, yavaş yavaş. Son iki soru değil mi? Evet, son iki soru. Siz hanımefendi, size geleceğim sorular. Hocam, size çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcı bir bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ben sizinlerce bu Kur'an-ı insan suresini hatırladım. Onun ilk başında işte insanın anlamaya değer bir varlık olması çok uzun bir zaman anlatıyor. Şimdi bu geçmişte mi biliyorsa daha devam eden bir şeydir. Yani bu çok da çıkar. Kısa, çok kısaca söyleyeyim onu. Bir yazdım onu. İstersek sizi emsallerinizle değiştirebiliriz. Bu konuyla bağlantılı bunlar. Teşekkür ederim. Ha, çok çok uzun bir konu, yazdığım bir konu. Rahmetli Yaşar Nur Hoca'yı hatırladım. Yazıyoruz, okumuyorsunuz. Şimdi yazıyoruz, konuşuyoruz, dinlemiyorsunuz, yazıyoruz, okumuyorsunuz. Lütfen alınmayın, size demedim, espri olsun, hocayı analım diye söyledim. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا çok çarpıcı bir ayettir. İnsan üzerinden öyle bir zaman geçmiştir ki insan olarak anılmaya değmez idi. İnsanın beşer ve insan formuna işaret ediyor ve hala da öyle. Yani sadece beşer maddi formuyla ortalıkta dolanan ama bir insandan beklenen insanı insan yapan özellikleri taşımayan, bir insandan beklemediğiniz davranışlar kendisinden sudur eden bir insana da Kur'an-ı Kerim henüz insan olarak anılmaya değmez de diyebilir yani. Sadece ben şöyle Kur'an yorumumla alakalı bir şey. Kur'an ayetleri bize ne bir insanın tarihini aktarır öyle bir, yani Kur'an ayetlerinin bir klasifikasyonu yok. Bu bize insanın tarihini mi veriyor? Bu ayet bize insanın sosyolojisini mi veriyor? Psikolojisini mi veriyor? Kur'an'da bir tasnif yok. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığın zaman geçmişe de gidebilir. İnsanın bir tekamül, evrim tarihinden bahsediyor olabilir. Şu anda da ortalıkta dolu. İnsan olarak anamayacağımız, yani şöyle bir cümlemle tamamlayayım bunu. İnsanı insan yapan şey, mükemmel insan, istediğimiz, arzu ettiğimiz insan yapan şey, onu hayvanlardan ayıran özellikler değil, insanlardan ayıran özelliklerdir. Yani biz, düşünsenize öyle insanlar var ki, insanı tanımlarken hayvandan ayıran özelliklerinden bahsediyoruz. Bu beşerle ilgili bir konuşma olabilir. Ama insan dediğimiz, onu diğer insanlardan ayırmalıdır ki, yani Kur'an'ın istediği o üst standartta yaşayan insan, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, son soruyu sizden alıyoruz. Hocam, sizden dinleyebilmek güzeldi. Valla seni de burada görmek çok güzel, çok oldu görüşmeyeli bu pandemi belasından dolayı. Hocam, şimdi yaşamla ilgili şöyle küçük bir şey, eğer biz yaşam içerisinde artı bir koyamadığımız sürece kavramlara, yaşamımıza, kendimizi doğrudan sınırlandırmış oluyoruz. Yani sizin söylediklerinden çıkarımım bu. Bugün ikincisi de karanlığı ışığa, ışıkla tanımlamaya çalıştık. Ama ışığı neyle tanımlayacağız hocam? Biraz kutsal kitabı biliyorsun yani. Önce ışık vardı yani. Önce ışık vardı. Işık... Ya oradaki ışık Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adıdır. Nur suresi. Ve aynı zamanda nur Allah'tır. Allah'u nuru semavati vel ard. Yani nur, ışık, varlık her şeyin temeli. İster aydın ısıtsın, ister ışıtsın.
biliyorsunuz bu cümleyi Dücane Hoca kullanıyor. Bilim ışıtır, din ısıtır olsun. Ben dinin içerisinde ışıtmanın da ısıtmanın da olduğunu, çünkü Tanrı'nın yani varlığın aslında ısıtma ışıtma fonksiyonuna sahip olduğunu henüz parçalanmadan, yani din bilim diye parçalanmadan varlığın kendisinin, Tanrı'nın kendisinin ısıtan ve ışıtan olduğunu aynen güneş gibi düşünüyorum. Dücan Hoca'yı da almış olarak bu akşam bol anmalar yapıyoruz. Bu şöyle, bu tartışma, daha doğrusu bu sohbet uzar gider. Ama tamam, anladık, birbirimizi özledik, konuşmayı çok seviyoruz. Ama arzu ederseniz burada kalalım. İbrahim Hocam ne dersin bilmiyorum, burada kalalım. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Organizasyon için, Us Atölyesi'ne, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve yarınınız bugününüzden daha hayırlı olsun temennisiyle bitiriyorum. Sağ olun. Tekrardan sevgili Şaban Ali Düzgün hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendilerini atölyemizde misafir ediyor olmak bizler için çok çok önemli. Umarım kendilerini daha sonra da tekrar Ankara'da misafir etme şansı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.